Cümleten hayırlı akşamlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir mesnevi okumalarına hoş geldiniz. Vaktiniz bereketli olsun. İnşallah güzel bir akşam olur bizler için. Tahirül Mevlevi'de 7538. beyitte kalmışız. Mesnevinin ikinci defteri. Bu şüphenin cevabı diyor. Farsçası cevabı işgal. Ne şüphesi diyecek olursak, yani konunun ortasından başlamış olduk. Bir başlık var ama önceki konuyla bağlantılı. Mevlana bir konu anlatıyor. Hazreti İsa, Hazreti Meryem, Yahya aleyhisselam ile ilgili hepsinin bulunduğu bir kıssa, bir menkıbe diyebiliriz. Onu anlatıyor. Orada anne karnında Yahya aleyhisselamın Hazreti İsa'yı selamladığına dair bir bahis var. Tabii bir kıssa olduğu için kıssanın doğruluğu, sahihliği konusunda bir tartışma yok ama Mevlana bu kıssayı anlattıktan sonra sanıyorum bazı itirazlar, eleştiriler, Mevlana'nın bu hikayesine eleştiriler söz konusu. Bunlara cevap veriyor. Bizim okuyacağımız kısım o. Yani bir hikaye nedir? Hikayenin için anlatılır. Sembolik hikayeler, kurgu, bizim günümüzdeki işte roman, hikaye gibi alanları da belki ilgilendiren bir şey. Kıssanın doğruluğundan şüphe edilmesi gibi bir başlık var. Daha önce onu da geçmişiz, onu okumuşuz. Ondan sonrası bizim bugün okuyacağımız konu. Şöyle metinden okuyalım, görebilirsek. İn bedanet kanki ehli hatires, gayib afak uğra hazirest. Gönül ehli kimseler dünyadaki görünmezi görürler. Böyle bir tercüme yapabiliriz. Teşekkürler. Bilinmeli ki gönül ehli olanlar gayip olanları, görünmez olan şeyleri görürler. Yani burada bu tek başına belki bu cümlenin çok fazla bir anlamı olmayabilir. Yani biz gönül ehli olduğumuzu varsayalım. Ondan sonra gönül ehli olarak görünmez olanı gördüğümüzü düşünelim. Yani buna itiraz gelebilir tabii. Ama Mevlana bunu çok güzel açıklayacak şimdi. Pişi Meryem hazir ayet der nazar mader Yahya ki durest ez basar. Yahya'nın gözden ırak annesi Meryem'in huzurundaymış gibi olur. Bu nasıl olur? Mesela biz buradayız diyelim, tanıdıklarımız, akrabalarımız başka yerde. Biz onu görmüş gibi olabiliriz. Yani zihnimizde, gönlümüzde onun görüntüsünü yaşarız. Onu görmüş gibi hissedebiliriz. Bu bir insan yetisi. Yani insan burada olmayan bir şeyi de görür aslında. Mesela evini tasavvur edebilir. Evinin bahçesini, kapısını, girişini, annesini, babasını. Yani bu insanın hayal dünyası ile ilgili bir şey. Buradan yola çıkıyor Mevlana. Didehav beste bebine duustra çün muşebbek kerde başet puustra. İnsan bütün vücudunu göz göz yaptığı zaman gözü kapalı olduğu halde bile sevgiliyi görür. Yani onu zihninde, onun hayalini hisseder.
vermedideş ne ez burun ne ez enderun ez hikayet gir mani ey zebun. Diyelim ki böyle olmadı. Tut ki dıştan da içten de görmedi. Ey zebun, kıssadan hisse al bari diyor Mevlana. Yani bu bir hikaye sonuçta. Buradan biz bir şey anlatmak istiyoruz. Gerçek olduğunu sana söylemedik ki. Yani biz bu hikaye gerçektir, inan, mutlaka inanacaksın demedik. Bari bunu kabul etmiyorsun. Bu olmuştur, olmamıştır. Hiçbir şey yok ortada. Ama bir hikaye sonuçta. Bunu bari anla. Yani kıssadan hisse almak için bu hikayeyi dinle. Ne çonan kefsane hav beşnide bovet hemçu şin bernakşan çefside bovet. Hikayeler, masallar dinleyip de şin harfi gibi nakış kelimesine yapışıp kalanlar vardır. Yani insan bir türlü somut olanın ötesine geçemeyebilir. Yani bir hikayeden sadece hikayenin dış yüzünü göz önünde bulundurabilir. Böyle durumda olanlar vardır. Nakış kelimesi resim, görüntü, şekil demek. Şin harfi de nakış kelimesinin son harfi. Yani ona yapışmış son harf. Ona benzetiyor. Dış görünüşe takılıp kalanları. Ta hemi goft an keliyle bi zeban çüm suhen nuşet zidimne bi beyan. Böyle bir kimse der ki şu dilsiz keliyle, birazdan kelle ve dimneye bakacağız, nasıl söyleşir dilsiz dimne ile. Kelle ve dimne hikayesi tesadüfen kelle ve dimne hikayesi İslam ansiklopedisinde kelle ve dimne maddesine bakayım dedim. Adnan Hoca yazmış maddeyi. Adnan Kara İsmailoğlu. Onu da okuyabilirsiniz. İslam ansiklopedisi internetten ulaşabiliyoruz. Diyanet İslam ansiklopedisinde kelle ve dimne hikayesinin başlangıcını, serüvenini, Hintçeden nasıl Farsçaya çevrildiğini, Farsçadan Arapçaya nasıl aktarıldığını, sonra nasıl Arapçadan tekrar Farsçaya aktarıldığını, çünkü Farsçası kayıp, ilk Farsça tercümesi tahminen bu şekilde bunu buradan okuyabiliriz. Kelle ve dimne fabül dediğimiz türün de öncülerinden, yani hayvan hikayeleri. Hayvanları konuşturuyor o hikayeler. Buna da biz teşhis dediğimiz, kişileştirme dediğimiz sanatı anlıyoruz buradan. Kelle ve dimneye atıfta bulunuyor Mevlana. Şimdi o zaman sen diyor bu kafayla, bu mantıkla hareket edersen kelle ve dimneyi de garip bulursun. Çünkü orada da iki hayvan, aslında konuşması olmayan iki hayvan bir şeyler anlatıyor, tartışıyor falan. Evet, devam edelim. Verbedanistent lahni hemdiger fehmi ançun mert bi nutki beşer. Bilseler de birbirlerinin dillerini, onların dediklerini beşer nasıl anlayabilir? Yani hayvanlar konuştu diyelim ve hayvanların bir dili var, varsayalım. İnsan nasıl anlıyor der böyle bir insan. Yani işin hikaye boyutunun sadece dışına baktığı zaman keliyle nasıl konuşabilir? Hadi konuştu, insan nasıl onu anlayabilir diye düşünebilir. Dermiyani şiir gavan dimneçun şot resulü hant berherdu fısun. Dimne aslan ile öküz arasında elçi oldu ve onlarla nasıl konuştu? Bu da bir soru o zaman. Yani eğer bu mantıkla hareket edersek. Çun veziri şiir şot gav nebil çun ze aksi ma tersan geçt pil.
Öküz aslana nasıl vezir oldu? Yani danışman oldu. Aslanın danışmanı öküz mesela orada. Fil aydan nasıl korktu? Bu Mevlana'da da, Mevlana'nın Mesnevisinde filin aydan korkmasıyla ilgili başka bir yerde de hikaye var. Kendi yansımasını görüp işte suda hem ayı görüyor hem kendini görüyor falan. Bunlar mantıklı şeyler değil sonuçta ama hikaye. Yani bu mantıkla her şey gerçekmiş gibi algılarsak bir yere varamayız. İnkelil ve dimne cümle iftirast. Verne keyba zav leklekra merist. Olduğu gibi okuyorum. İftirast kafiye açısından sorunlu ama şu kelle ve dimne hep iftira, yani saçma şeyler, asılsız şeylerdir. Leylek kargayla nasıl savaşır yoksa? Yani leylekle karga savaşa tutuşuyor, kavgaya tutuşuyor. Yani bunlar olacak şey değil. Burada Mevlana konuya giriş yapıyor. Ey berader kısse çun peymane ist, maniyen der vey misali dane ist. Kardeşim, hikaye ölçek gibidir. Ölçek, kile dediğimiz tahıl, rençberlikte. Hikaye ölçek gibidir. Ondaki anlam tahıl tanesidir. Yani hikaye bir kaptır. Onun içine bakmak gerekir. Ne anlatmak istediğine bakmak gerekir. Yoksa ölçeğe takılıp kalırsak bir yere varamayız diyor Mevlana. Dane-i mani begiret merd-i akl, nengeret peymane ra gergeşt nagl. Akıllı kimse anlam tahılını alır. Anlam buğdayını alır. Ölçek gitse bile, ölçek ortadan kaybolsa bile umurunda olmaz. Onu dert etmez. Önemli olan buğdaydır. Buğdayı alıp ölçeği düşünmez bile. Macerayı bulbulu kul guştar, gerçi gofti nis anca aşikar. Bülbülle gül macerasını dinle. Orada söz aşikar olmasa bile. Yani bülbülle gül nasıl konuşabilir? Yani bülbülün dili yok, gülün dili yok. Ayrı varlıklar. Kuş dili olsa gül o dilden anlamaz. Ama edebiyat bunlarla doludur. Yani bülbülle gül konuşur, söyleşir. Bunlar hepsi hal diliyle konuşmak anlamındadır. Burada böyle bir başlığımız var. Hal diliyle konuşmak ve konuşulanı anlamak. Çay soğumadan bir çay içelim. Soğumuştu hocam. Ne içelim mi? Yok, iyidir, iyidir. Evet. Hal diliyle konuşmak ve konuşulanı anlamak. Farsçasında söyleyelim başlığın. Suhen goften be zebani hal ve fehm kerdeni an. Macerai şem ba pervane tu beşnu mani gozin zefsane tu. Mum ile pervane macerasını dinle, ondan da bir mana çıkar. Pervane kelebek, ama işte ışığa gelen, onun çevresine dönen kelebek türü, ona pervane diyoruz. Gerçi goftiniz ser sırrı goft hest, gerçi goftiniz sırrı goft hest, hin be bala perme perçun coht pest. Bir söz yok ise de, bir konuşma işin içinde yoksa da sözün sırrı var. Sözün manası var burada. Yani bir söz konusu olmadığı halde, yani mumla pervanenin konuştuğu vaki değil ama orada bir
anlam var. Yükseklere uç, baykuş gibi alçaklara uçma diyor Mevlana. Yani biraz daha yüksek fikirlere kendini hazırla. Goft der şatranç kin haneyi roh est. Goft hane ez koca şahmet bedest. Mesela birisi şöyle diyor. Bu kalenin evidir. Kalenin bulunduğu kare, yani satrançta kale bir taştır, kalenin evidir diye tabir edilir. Birisi de ona cevap verir. Kale evi nereden bulmuş? Yani kalenin evi olabilir mi diye itiraz eder. Yani eğer hep zahire bakacak olursa, bunun bir hikaye olduğunu veya bir sembol olduğunu, mecaz olduğunu göz önünde bulundurmazsa, buna da itiraz eder. Buna şöyle cevap verilir veya soru devam ediyor sanıyorum. Hane ra vahrit ba miras ya ya miras yaft. Hane ra vahrit ya miras yaft. Ferruhan kes ku suyi mani şitaft. Evi satın mı aldı yoksa miras mı kaldı yani diye sorar. Manaya koşan kişiye ne mutlu. Yani bu tür durumlarda mana peşinde koşmak gerekir. Yani sembolik ifadeler, mecazi ifadeler konusunda hazırlıklı olmak, zihni açık tutmak gerekir. Bir örnek daha veriyor. Goft nahvi zeyt amrum kat darab. Tabi Arapça, Farsça karışık söylüyor. Yani tam bir İrab'la söylemiyoruz. Vezne göre goft nahvi zeyt amru. Amran dememiz lazım. Goft nahvi zeyt amran gattarab. Goft çuneşkert bi curmi edeb. Nahif gramer demek, biliyorsunuz. Söz dizimi, sentaks. Nahivci, gramerci der ki zeyt amrı dövdü. Bu meşhur gramer cümle örneğidir. Ta ilk gramer kitabından beri, Sibeveyh'ten beri Arapça gramerde bu cümle vardır. Darava Zeydun Amr şeklinde veya Amra, Amran. Bunu duyunca öbürü der ki ne suçu vardı da dövdü? Yani örnek veriyor mesela. Ne suçu vardı diye karşılık veriyor. Onunla ilgili de dedim bir çalışma var mı? Daraba Zeydun Amran hakkında bir risale, hakkında yazılmış bir makale var. Yani risale hakkında yazılmış makale. Burada da Daraba Zeydun Amran örneğinin geçmişini inceleyen bir şey var. Yani çok eskilere dayanan bir kelime. Bu meşhur. Arapça çalışanlar bunu çok duyarlar. Değiştirirler bazen. Nasara Zeydun Amran. Zeyd Amr'a yardım etti. Daha olumlu hale getirmek için. Evet, Nasara yansırdı. Evet, burada da bir şey. Yani elimde belgeler var. Diyerek Mesnevi'de Mevlana'nın da gördüğü eğitimin bir parçası bu. Yani oradan bu eğitimi görmeyenler için garip bir şey. Yani Zeyd Amr'ı dövdü, neden dövdü diye soruyor. Ne suçu vardı? Amra cormeş çebut kan Zeyd-i ham bi günah uğra bezet hemçün gulam. Amr'ın ne suçu vardı da o cahil Zeyd suçsuz halde onu köle gibi dövdü. Yani adam sormaya devam ediyor. Zeyd'in de cahil olduğunu düşünüyor. Nahivci der, pardon parçasını okuyalım. Goft in peymane-i mani bovet gendumi bestan ki peymanest red.
Naivci der bu anlam ölçeğidir, mananın ölçeğidir. Manayı bununla ifade ederiz. Buğdayı al, ölçeğin bir önemi yok diye gramerci ona cevap verir. Zeyd-i Amrez behr-i irab estu saz, gerdurug es antu ba irab saz. Zeyd ile Amr irab yapmak içindir, yani harekelemek içindir cümlenin söz dizimini ve okunuşunu ortaya koymak içindir. Yalan da olsa sana irab öğretir. Yani doğru veya yanlış olması önemli değildir. Biz dil öğrenirken cümleler kurarız. Onun gerçek olması bizi ilgilendirmez. Biz sadece dil öğrenmeye çalışırız o anda. Goft neymen anne danem amra zeyd çumzet bi günahu bi hata. Ama adam inat ediyor. Ben onu bunu bilmem. Zeyd Amr'ı ne diye suçsuz yere dövdü diye ısrar ediyor. O da mecburen bir onu ikna edecek bir cevap bulması gerekiyor. Goft ez naçaru lağî bergoşut Amr yekva fuzun dozdide bud. Nahivci çaresiz şaka yoluyla der ki Amr fazladan bir vav çalmıştı da ondan. Amr kelimesiyle Ömer kelimesi aslında aynı yazılması gereken kelimeler. Fakat ikisi birbirine karışmasın diye sanırım Amr kelimesinin sonuna bir vav ekleniyor. Ama okunmuyor. Ayın mimre yazılıyor, sonra bir vav gelince bunun Amr olduğunu anlıyoruz. Ayın mimre yazınca sadece vavsız olunca Ömer olduğunu anlıyoruz. Sadece bunu anlamak için. Gramerci de diyor ki Amr vav çalmıştı fazladan. Onun cezası olarak Zeyd onu dövdü. Zeyd vakıf geç doz deşra vezet çünkü ez hat bord ura hat sezet. Zeyd bundan haberdar oldu ve hırsızı dövdü çünkü haddi aşanın layığı hat uygulanmaktır. Yani hatta hukukta, İslam hukukunda ceza karşılığı. Evet. Böylece burada geçiyoruz. Evet, bir başka başlık yine aynı bahisle ilgili. Yanlış sözün yanlış kimselerin gönlüne kabul edilebilir gelişi. Yani mesela bu açıklama da yalan. Değil mi? Yani Zeyd Amr'ın için dövdü, vav çaldığı için dövdü deyince adam inanıyor. Ama öbür türlü bu gramerde işte falan o zaman kabul etmiyor. Bu gene Mesnevi'de geçen bir hikaye aklıma getirdi. Bir bey var, bir meclis düzenliyor, orada müzik var, şarkı söylüyorlar. Adam şarkısının sözlerinin sonu bilmem. İşte şu mudur bilmem, bu mudur bilmem, nesin bilmem falan, hep bilmem. Bey sinirleniyor, bilmediğin şeyi niye konuşuyorsun diyor, sinirleniyor, adamı dövmeye kalkıyor falan. Bu da aynı şeyle, belki bundan sonra gelecektir, ben yerimi şu an tam hatırlayamadım. Evet, pezira ahmeden suhani batıl derdili batılan, yanlış sözün yanlış kimselerin gönlüne kabul edilebilir gelişi. Goft inek raz peziroftum becan kej nem kej numayet raz der pişi kejan. Der ki işte doğrusu bu, kabul ettim. Yani şimdi anladım. İşte doğru söylüyorsun şimdi der. Eğer bu Zeyd ile ilgili bahis devam ediyor. Eğrilere doğru eğrilere eğri doğru görünür. Eğri kimselere eğri doğru görünür. Gerbe guyi ehveli ra mehyekist guyedet industu der vehdet şekist. Şaşı kimseye ay tektir desen sana der ki bunda bir şüphe var. Ay iki verberu handet kesi guyet doest ras daret in sezayi bet huest. Birisi ona gülüp ay ikidir derse o onu doğru kabul eder. İşte doğrusu bu der. Berdurugan cemmi ayet duruh
Lil habisat el habisin zet furuh. Burada da yalan olan yalanlarla bir araya gelir. Yalanlar yalanlarla bir araya gelir. Ve ayetten bir iktibas yapıyor. Ama ters çevirerek el habis lil habisat el habisin, bunu ters çevirmek lazım. Pisler pisler içindir. Kur'an-ı Kerim'de Nur suresindeydi sanıyorum. Evet, 26. ayet. Kötüler kötüler içindir. Bu işte ahlaki yaşantıyla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde geçen bir ayete atıf yapıyor. Burada mesele ayetteki mana değil tabii ki. Burada işte her insan kendi durumuna göre bir anlam dünyasına sahiptir derken bunu veriyor. Yani yalan yanlış bilgileri doğru kabul eden bir kimseye doğruyu anlatmak zordur. Biz de bizim habis olarak geçmiş. Biz habis biliyoruz, kökeni habis. Yani. Habis, evet. Habis. Biz H'yi söylemiyoruz. Evet. Kötü huylu diye çevirir habis. Evet. Dil ferahan ra bovet desti ferah çeşm kuran ra usar senglah. Evet, gözüm görmez olmuş. Gönlü genişlerin eli geniştir, gözü körler taşlıkta düşer. Yani görmeyenler yol bozuksa orada tökezleyip düşerler. Ne anlama geliyor diyecek olursanız, gönlü genişlerin eli de geniştir. Gözü kör olunca insan o düz yolda belki yürüyebilir ama engebeli yolda tökezler, yanlışa düşer. Evet, aslında daha konu burada bitiyor. Başka bir hikayeye geçiyor. Ben devam etmemeye niyetliyim buradan sonrasına. Çünkü biraz daha genişleyecek ve uzun sürecek bir hikaye var orada. Burada bitirelim. Bu birkaç başlıktan oluşan kısımda Mevlana aslında bize sözün önemini anlatıyor. Aslında sözün mecazlarını, edebi gücünü anlatıyor. İnsanların eğitim için, başka şeyleri ifade etmek için mecazlardan, kurgulardan, hayali hikayelerden yararlanabileceğini, her şey mutlaka işte bir gerçek mi değil mi tartısına vurulmaması gerektiğini, yani asıl bir anlatının orada önemli olduğunu söylüyor. Tabii bu diğer şeylerle karıştırılmamalı. Yani mesela bir ayet okuyorsunuz, bakıyoruz bu ayet mi değil mi? Yani o orada tamam. Bir hadis-i şerif olduğu zaman hadis mi değil mi? Hadisin senedi var mı yok mu? Ona bakabiliyoruz. Ama yani bir hikaye anlatıyoruz. Geçmiş zamanda işte şöyle şöyle olmuş. Yani o bir anlatı bütünlüğü içerisinde bir şey ifade ediyorsa, bir şey öğretmeye yönelikse, onun yanlış olması veya gerçekleşmemiş olması çok sorun değil. Yani Mevlana da gördüm. Mevlana da pek çok yerde bazı hikayeler anlatıyor. Bazen de böyle dini alanlara da girerek dini şahsiyetleri de konuşturuyor. Bundan önceki kısımda mesela gerçekliği olmayan veya bizim bilemeyeceğimiz bir şey anlatıyor. Yani Yahya aleyhisselam anne karnındayken, Hazreti İsa anne karnındayken birbirleriyle selamlaşıyorlar. Yani bunu başka bir konuyu anlatırken söylüyor. Buna bizim
inanmamız gerekmiyor belki ama öyle bir şeyin olup olmadığını bizim test etmemiz de mümkün değil. Şöyle mesela bir itiraz geliyor işte Hazreti Meryem'le Hazreti Yahya'nın annesi nerede birbirini gördü ki? Yani böyle bir şey yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki anlatıya baktığınız zaman Hazreti Meryem bir mabede çekilmiş ve orada yani Hazreti Yahya'nın annesinin oraya gidip gelmesi söz konusu değil. Yahya peygamber gidip geliyor, tamam. Gitmiş olabilir mi onu bilmiyoruz. Ama böyle bir Mevlana oradan bir mana çıkarıyor kendince. Bunu sorgulamanın Mevlana'nın anlattığı konuya bir faydası yok. Yani bunu bu bahiste onu tartışmış oldu.